egedesonses.com. Merhaba değerli izleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Bugün 11 Mart 2021 Perşembe. Bugün stüdyo konuğumuz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mensup İzmir Büyükşehir Belediyesi ve aynı zamanda Bergama Belediyesi Meclis Üyesi Yüksek Mimar Sayın Ayşegül Altuğ. Ayşegül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Doğru anons ettim değil mi size? Evet doğru anons tüm ettiniz. Vasıflarınızı tam olarak söyledim değil mi? Teşekkür eksik ediyorum. Kalmasın. Eksik kalmadı hiçbir. Ne güzel bir AK Partili meclis üyesi de stüdyomuzda görüyoruz bugün. Hep Sayın Belediye Başkanı evet her zaman konuğumuz oluyor ama bunun dışında hep muhalefet partilerine mensup belediye meclis üyeleri konuğumuz olurken bugün İktidar Partisi'ne mensup da bir belediye meclis üyesi var. Konuğumuz oldu. Hep böyle evet, çalışmaktan şeyler fırsat bulamıyoruz buraya gelmeye dileriz çok efendim. Evet, çalışmaktan fırsat bulamıyoruz diye evet, siyasi bir yanıt vermiş oldu Ayşegül Hanım. Efendim bugün neyi konuşacağız? Son belediye meclis toplantısında biliyorsunuz bu belediye binası ile ilgili tartışmalar yaşanmıştı. Onu konuşacağız. Ayşegül Hanım o toplantının sonunda teknik kişi olarak bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bizim programımızı da biraz kastederek burada verilen bazı bilgilerin bizim tarafımızdan değil tabii konukların verdiği bazı siyasetçilerin hem teknik insan hem de siyasetçi olan bazı kişilerin verdiği bilgilerin pek doğru olmadığını, doğrusunu mecliste kendisinin açıkladığı bilgiler olduğunu söylemişti. Bizim de dikkatimizi çekti. Nedir bunlar? Bu belediye binasının dünü, bugünü, yarını ne olacak bu bina? Daha tartışma konusu olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Ne aşamadayız? Hem teknik insan olarak hem de bir tabii siyasetçi olarak aynı zamanda bu konular hakkında sohbet edelim dedik. Bu süreci sizden dinleyelim. Arada bizim de sorularımız olacak. Bazı belgeler var sizin de göstereceğiniz, evet. Bizim de dinleteceğimiz, okuyacağımız. Oradan başlayalım. Şimdi siz o konuşmanızda burada verilen bilgilerin pek doğru olmadığını söylediniz. DD1 mi? DD2 evet, aklımda. DD1'di. Öyle yani mi kaldı? Şimdi uzun zamandır benim takip ediyorum. İşte evet. Çünkü sizin programlarınızı oldukça takip etmeye de çalışıyorum. Teşekkür ederiz. Teknik anlamda oldukça fazla bilgiler içeren konuşmalarımız söz konusu. İşte çeşitli projelerimiz var, çeşitli teknik bilgiler içeren konularımız söz konusu. Evet. Mevzu teknik konu olduğu zaman benim birazcık daha çakralarım açılıyor ve dinliyorum, takip ediyorum bu konuları. Birçok yanlışlar yapılabiliyor. Ben konuşmamda da bahsettim. Söz konusu teknik olduğu zaman teknolojinin verdiği imkanlarla bunlar da değişebiliyor. Hani bunları takip edebiliyor olmak çok kolay olmayabilir. Bunlar yanlış bilgilendirmekten kaynaklı olarak yanlış ifade ediliyor olabilir. Sehven söyleniyor olabilirler. Bunları ben kabul edilebilir buluyorum belli bir çerçevede. Evet. Fakat şimdi burada verilen bilgilerin yanlışlığı sürekli arz ettiği takdirde, hani her yayında neredeyse buna benzer yanlış bilgiler söz konusu olduğunda, tekzip de edilmediğinde bunların şiddeti giderek artıyor. O yüzden hani bir şekilde bunların doğru açıklamasını yapmak durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Buna yönelik olarak bir meclis konuşması gerçekleştirmiştim. Buna yönelik olarak da buraya geldim keza. Evet. Şimdi belediye binası söz konusu, bugünkü konumuz. Belediye binası nasıl konu haline geldi? Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum işin açıkçası. Biliyorsunuz Ekim ayının sonunda İzmir'de elin bir deprem yaşandı. Bu depremin evet. sonucunda bakanlık kurumlara, kuruluşlara yazı gönderdi. İzmir ve ilçelerindeki tüm kuruluşlara. Dedi ki binalarınızdaki hasar durumu nedir? Bunu tespit edin ve ivedilikle bir aksiyon alın. Bu yazıyı da sizinle paylaştım ben. Belki paylaşma imkanınız olur. Bu yazıyı istinaden belediyemiz bina performans analizi yaptırmak durumunda kaldı. Çünkü ortada bir bakanlık yazısı söz konusu. Bir aksiyon almak durumundayız. Yani bu bir keyfi durum değil. Hani bizim binamızın durumu nedir baktıralım diye çıktığımız bir yol değil. Bakanlıktan bir yazı geldi ve bu yazının ivedilikle cevaplanması istendi. Bana gönderdiğiniz yazı o yazı değil mi? Evet, bakanlık size yazısı. Evet, bakanlık yazısı. Ama performans analizi bina istiyor. Bina performans analizi. Neden bina performans analizi yapıyoruz? Performans analizi değil de başka bir analiz olduğuna dair açıklamalar oldu burada bildiğim kadarıyla. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben mi yanlış hatırlıyorum? O yapılanın performans analizi olmadığını savunanlar oldu mu?
Muhakkak savunanlar oldu. Ben takip ettiğim kadarıyla bunu savundular. Şimdi fakat bina performans için analizinin içerisinde bulunması gereken kalemler dediği şeylerin hepsi zaten kendilerine dağıtılan sheetler, sayfalar da vardı. Hani evet. Dediler ki işte kolon durumu incelenir, yapılım dayanıklılığı incelenir. İşte... Şunu doğru anlamışım ama değil mi? Denen, bizim programlarımızı kastediyorsunuz. Yapılanın, ilk şeyin, test alımının evet, performans analizi olmadığı yönünde. Evet. Dendi galiba. Oysa siz buna performans eksik analizi... Eksik denildi daha doğrusu. Bu performans analizi eksik denildi. Fakat şöyle bir şey. Yine sizin programınızda denildi ki işte bu performans analizi şu kalemleri içermesi gerekiyor. Aslında yani ben meclis üyelerine dağıtılan o sonuç kısmına bakarak sadece o verilerin paylaşıldığını görebilirler. Keşke eline verilen dosyayı incelemek imkanları bulmuş olsalardı. Çünkü aslında kaygı duydukları noktaların tamamının açıklaması o dosyalarda var. Hani ne diyordu? Dosya geç mi verildi? Ondan da inceleyemediler. Dosya, incelemediler. Şöyle bir şey. İşin açıkçası talebe bağlı olarak paylaşıldı. Başta sonra herkesle paylaşıldı. Belki burada bir aksaklık söz konusu olabilir. Yani talep edilen, hani kim talep ettiyse önce ona verildi dosya. Hani incelemek isteyenler olsa muhakkak alabilir denildi. İncelemek isteyenler önce baktı. Fakat şöyle bir beklenti vardı. Talep edilmese dahi herkesle paylaşılması gerekirdi. Ama biz istedik vermedi belediye dendi. Böyle bir şey orada söz biraz halkla değil. Paylaşım konusunda mı biraz? Tereddüte düşüldü. Sonra herkese dağıtıldı. Bize aslında de geldi. Aslında herkesle paylaşıldı fakat şöyle bir durum söz konusu oldu. Halkla paylaşılan ya da meclis üyeleriyle paylaşılan kısım dosyanın statik hesaplarını içeren kısmı değildi. O statik hesapları hani teknik bir göz işin açıkçası daha iyi yorumlayabilir diye düşünüldü ve yaklaşık o 300 sayfalık bir kısım. Hani isteyenlerle biz bunu dijital olarak yine paylaştık zaten. Belediye olarak bunu dijital ortamda paylaştık. Fakat basılı olarak aynen paylaşılmadığı için bu dosyanın eksik olarak paylaşıldığından bahsedildi. Eleştiri oydu. İşte şeffaf yürütülmediğine dair bir takım eleştiriler vardı. Nihayetinde diyorsunuz ki evet paylaştık sonuçta. Evet. Nihayetinde dediğimiz gibi muhalefetin deyimine göre gecikmeli de olsa rapor paylaşıldı. Raporda diyor ki onu da sizden dinleyelim gerisini. Raporda diyor ki bina bu son depremi, İzmir depremini hasarlı olarak atlatmıştır. İşte raporda çeşitli veriler var binaya dair. Binanın kolonları ne durumdadır? Korozyona uğramış mıdır? Düşey taşıyıcılarda işte bir kesilti söz konusu mudur? Çünkü bu da önemli. Hani halk arasında dolaşan bir söz konusu işte. Kırık kolon var mı yok mu diye. Bu bahsedilen düşey sürekliliğin olmamasından kaynaklanan bir ifade diye yanılmıyorsam bu şekilde halk arasında karşılık buldu. Kırık kolon değil de süreklilik sağlanmıyor düşey taşıyıcılarda. Yani beton filizleri temele bağlanmıyor. Siz bu 300 küsur sayfalık raporu incelediğinizde 30 Ekim'i hasarlı attığı sonucunun çıktığını görüyorsunuz. Evet ve sonuç olarak zaten şöyle diyor. Eğer burada yürütülmesi takdirde burada işlerin can ve mal kaybına sebep olabilir. Riskli bir yapıdır diyor. Sonuç kısmında bunu açık açık belirtmiş. İsterseniz de okuyabilirim raporda ben yanında zaten. Onu, siz onu okumadan önce ben size bir röportaj denetmek istiyorum. Telefonla yapılan bir röportaj. Şöyle ki Sayın Altu, İstanbul'da bu işle ilgilenen İstanbul Kadıköy merkezli Art Yol mühendislik firmasından inşaat mühendisi Sayın Bayram Aygün'ün, aynı zamanda bu Art Yol Mühendislik Firması Deprem Güçlendirme Derneği kurucu üyelerinden Türkiye'de. Yani böyle siyasetle ilgisi olmayan, bizim Bergama Belediyesi ile ilgisi olmayan hasbelkader raporu, bu 300 küsur sayfalık raporu birisi göndermiş. Tarafsız birisi olarak incelemiş. Sonra kendi görüşünü buradaki kişilere iletti. Ben de aradım. Siz bu raporu inceleyen bir inşaat mühendisisiniz ve firmanız da Türkiye'de önemli bir firma. Ne diyorsunuz bu raporu okuyan bir teknik kişi olarak dedim. 30 Ekim'i hasarlı atlattı. Dedik ya 30 Ekim'de hasar gördü anlamına geliyor ya. Sayın Aygün aynı görüşte değil. Dilerseniz birkaç dakika onu dinleyelim. Ondan sonra ben buna ilişkin sizin görüşlerinizi almak istiyorum. 4-5 dakika süren bir röportajımız var. Art Yol mühendislik firmasından Sayın İnşaat Mühendisi Bayram Aygün'le yaptığımız, onu dinleyelim şimdi. Şimdi tabii bu Bergama Belediyesi'nin hizmet binası için bir statik rapor verilmiş. Şimdi onu incelediğimde tabii aslına bakarsanız Türkiye'nin genelinde gördüğümüz işte nervürsüz demir, düşük beton dayanımı gibi hususların burada da olduğunu görüyoruz. Yani burada bizi şaşırtan çok da bir şey yok. Bunun gibi olduğu gibi İzmir'in önemli sayıdaki binasının da aslında maalesef aynı dertlerden muzdarip olduğunu, İstanbul'un da keza aynı dertlerden
muzdarip olduğunu söylemek mümkün. Yani bina o anlamda aslında evet bir 10 megapaskalın civarında dolaşan bir beton dayanımı var. Normalde bugün bir bina yapsanız belki 25 megapaskal. Yani o binadan iki kat daha iyi bir beton dayanımıyla beton dökersiniz. Ama dönemine göre sonuçta o dönemin şartlarıyla incelendiğinde binada beni ekstra şaşırtan bir şey olmadı. Benim aslında biraz dikkatimi çeken ve belki de biraz daha problemli gördüğümü söyleyeceğim şu ifadeler var. Bunu tabii biraz da Bergama Belediyesi binası olduğu için haberlerde de çok yer ettiğini bunu gördüm. Binanın depremden hasarlı olarak çıktığına dair ifadeler var. Hem haberlerde evet. Hem de bu statik raporda. Şimdi bunu çok iyi ayırmak lazım. Yani binalarımızda deprem olduğu için kaynaklanan bir takım hasarlar oluşabilir. Bir de binanın yapıldığı tarihten beri süre gelen bazı imalat kusurları, bazı kullanılan malzemelerle ilgili, dönemin gerektirdiği şartlarla ilgili korozyon hasarları olabilir. Yani betonarme binanın içindeki donatlarımız, demir çubuklarımız diyelim, bunların rutubetten ya da binanın temelinde yalıtım olmamasından kaynaklı ağır ağır bu rutubeti emip bu donatıların paslanmasıyla ilgili oluşan ve gözünüzle şöyle baktığınızda bir kolona, yani düşey bir taşıyıcıya aşağıdan yukarı doğru gelen böyle çatlaklar olur. Şimdi bu çatlaklar kabukta zaten, yani aslında kabuk atar. Paslandığı zaman demir biraz hacmi genişler ve böylelikle de betonarme kolondaki kabuğu biraz çatlatır. Ama bunun işte İzmir'de gerçekleşen 30 Ekim'de olan deprem yüzünden bu oldu demek, evet. Aslında bakarsanız yani bence problemli bir ifade. Çünkü burada o deprem olmasaydı da o korozyon zaten orada vardı. Yani burada korozyonlu bir kolonun problem olmadığını demeye çalışmıyorum. Burada bir raporda ben özellikle o maddesini de şimdi tekrar gözden geçirdiğimde şunu görüyorum. İşte zemin kat kolonlarında pas paylarının, sıvaların döküldüğü gözlemlenmiş ifadesi var. Ve evet. Sonrasında da diyor ki 30 Ekim 2020 tarihli depremi hasarlı olarak atlatmıştır. Yani burada en azından şu hassasiyeti beklerdim ben. Yani bu hasarlar korozyon hasarlarıdır ve bu depremle birlikte oluşan sarsıntıda belki o pas payları düşmüştür ama yani burada sanki depremde bütün kolonlar patlamış, bina hemen şimdi yıkılacakmış gibi. Çünkü resimlere de bakıyorum. Sonuçta ben de burada temkinli konuşmak istiyorum bir şeyler söylemeden. Resimlerde de genelde hep kabuk betonu, pas payının attığını evet görüyoruz. Evet donatılar nervürlü değil, doğru. Evet paslanma var, hepsine evet. Ama bu biraz şey oluyor, yani hasarlı atlatmıştır ifadesini orada ben sanki ben kullanmazdım. Hocam ama bu saydığınız tüm şeyler, gerekçeler anında boşaltmaya gerekçe değil mi diyorsunuz? Bunu mu anlamalıyız? Yani burada bir kere binanın riskli çıktığı gerçeği var. Yani buradaki ifadelerinde o raporu okuyup bu binanın 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin şartlarını sağlamadığı açık. Murat Bey, yani burada bir zaten şüphe yok. Ama bu binanın riskli ilan edilmiş olması, zaten 6306 sayılı kanun var, kentsel dönüşüm kanunumuz ve der ki riskli ise binanız ya yeniden yapım yoluna başvurun ya da binanızı güçlendirin. Yani burada ben bu binaya baktığımda güle güle otursunlar diyemem, bu acımasızlık olur. Ama boşaltılsın da mı diyemezsiniz? Vallahi yani burada mevcut bir depremde binanın ağır hasar ihtimaline karşı dediğim gibi böyle siyah beyaz çizgilerle konuşmak istemiyorum. Ama ben orada sonuçta insanların hem emniyetini hem güvenliğini düşünerek bu binada en azından insanlarla bir araya gelip evet bu bina riskli ilan edildi ve bu bina 6306 sayılı kanunu takip ederek gereken hamleler bunun depreme karşı güvenli hale getirilmesi lazım. Ama illa yıkılması lazım ifadesini doğru bulmuyorum. Hocam o zaman son kertede sonuç sizin gözünüzden şu mu? Bu bina güçlendirilebilir mi diyorsunuz?
bu bina kesinlikle güçlendirilebilir. Bunda hiçbir şüphem yok. Evet. Bunun yapılıp yapılmamasının sadece objektif olarak da düşünürsek Murat Bey, ekonomik de bir karardır bu. Yani oradaki kat malikleri, belediye, hissedarlar şapkalarını önüne alıp şu soruyu sormalılar. Bizim böyle bir yerde binamız var. Biz bunun riskli olduğunu anladık. Tamam. Peki burada ne yapmak lazım? Eğer imar durumunu araştırıp o maliklerin imar durumu diyelim aynı kat, aynı alan, aynı binayı çıkarabiliyorlarsa, eğer imkanları, finansal imkanları da varsa yeniden yapım yolunu tercih edebilirler. Ama şimdi imar durumu ne getirir ona bakmadan daha ekonomik bir yol olan güçlendirmeyi bence direkt taça atmanın bir anlamı yok. Yani hocam biz teknik yönden gidelim. Ekonomik yönünü onlar düşünsün ama siz teknik insan olarak diyorsunuz ki burası kesinlikle güçlendirilebilir. Tabii ki. Tamam, biz bunu öğrenmek istiyorduk. Evet. Tabii ki. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Artyol Mühendislik Firması na mensup inşaat mühendisi Sayın Bayram Aygün'ün raporu okuyup kendi yaptığı yorumu dinledik az önce. 2018 bina deprem yönetmeliğine uymadığı kesin. Evet. Bu raporu okuyunca güle güle otursunlar da diyemeyiz ama güçlendirme seçeneğini de çöpe atmamak lazım diyor. Konuşmayı dinlediniz, açıklamayı dinlediniz. Neler söyleyeceksiniz? Şöyle bir şey, bu hasarlı olarak ifade edilen hani bir de diyor ki pardon 30 Ekim'de bir hasar görmüş gibi bir durum yok. Yani bu zaten vardı diyor. Zaten aslında metnin başına da bakıldığı zaman 30 Ekim'de hasarlı olmuştur demiyor. Yapısal özellikli olarak bunlara sahiptir. Hasarlı, evet, olarak bunu atlatmıştır. Yani 30 Ekim'de bir hasara uğramıştır demiyor bu raporda. Ha, oradan yani yorum farkı birazcık yapmamalıyız değil mi? Yani burada aslında çok yorum açık bir şey de yok. 30 Ekim'i hasarlı atlatmak demek 30 Ekim'de hasar görmüş demek değil mi? Hayır, evet, değil. Yani buradan bunu anlıyoruz. Hasarlı. Çok net bir cümle zaten aslında. Zaten hasarlıydı ve öyle atlattı. Evet, çünkü burada dediğim gibi öncesinde neler olmuş olduğunu hani bu durum tespiti yaparak ifade, evet, ediyor. Diyor, işte şunlar zarar görmüştür. Mevcut durum budur. Korozyona uğramamıştır. İşte sıvası dökülmüştür. İşte süreksizlikler söz konusudur. Ve 30 Ekim'e böyle girmiştir. Hasarlı olarak 30 Ekim'i atlatmıştır diyor. 30 Ekim'de bir hasar görmüştür demiyor. Gerçi konumuz da bu değil. Nihayetinde ne olmuş oldu? Yani burada bir binada yaşanılması söz konusu olduğunda can ve mal kaybı riski göze alınmalı mı? Hani alınmamalı diye sonuç olarak belirtilmiş. Hani bu konuda inisiyatif alınmaması gerektiğini zaten mühendis bey de ifade etmişler. Risk alınmaması gerektiğini. Kesinlikle. Evet. Evet, yani nihayetinde bir risk değil mi? Sonuçta bir deprem daha olsa, bina yıkılsa bu sefer de bütün oklar Sayın Belediye Başkanı'na dönecekti. Öyle. Deprem oldu kardeşim, birinci depremde niye boşaltmadın? Bu kadar insanın vebalini nasıl ödeyeceksin diyeceklerdi elinize bu sefer. Elinizde bilimsel bir rapor var çünkü. Evet, rapor yani da birazcık var. Birazcık yani kişilerin kendi kanaatlerine göre değerlendirebileceği bir noktadan bu çok kez uzakta. De öyle suçlanacaktı değil mi Sayın Başkan? Yani. Yani evet ve sizler. Peki sizce güçlendirilemez mi? Şimdi mevzu aslında güçlendirilebiliyor olup olmaması çok merak değil. Ben şöyle ama bunu. İşlemleri baştan bir söylemek, sıralamak gerekiyorsa biz baştan kronolojik olarak mı diyelim? Bina performans analizini yaptırdık. Şimdi bina performans, evet, analizini neden yaptırdık? Binanın depreme karşı dayanıklı olup olmadığını Türkiye binayı deprem yönetmeliği esaslarına göre inceledik. Yani depreme dayanıklı mıdır, değil midir, riskli midir, değil midir? Bu raporun sonuçlarına da bu yapının riskli bir yapı olmuş olduğu sonucunu elde ettik. Şimdi aslında ikinci bir evreye, riskli yapı tespitine geçmemiz gerekiyor ki işte bu evreden sonra bina yıkılır mı? Beyefendi de bahsetti az önceki konuşmasında, aslında yakalayabildiyseniz bunu fark etmişsinizdir. Riskli yapı tespitinde yıkılacak mı, güçlendirilecek mi, bunun kararına varılır. Biz riskli yapı tespiti yaptıramadık. Neden yaptıramadığımıza gelirsek, biz ikinci numuneleri almak istediğimiz zaman maalesef yanlış yönlendirilmiş esnaf tarafından çok sevimli karşılanmadık. Yani ikinci kağıt örneklerini yakından takip ediyoruz. Evet, evet, ikinci kağıt örneklerini alamadık. Bu konuda sorumsuzlukla suçlandık. Niye sorumsuzlukla suçlandık? Dediler ki iki defa kağıt örneği alınır mı? Şimdi ikisi farklı bir olay. Biz ilk karot örneğini niye almıştık? Bina performans analizini yaptırmak için almıştık. Ve 80'lik karot gerekiyor bina performans analizini yaptırabiliyor olmak için. Şimdi ikinci karot örneğini riskli yapı tespitinde bulunabilmek için alıyoruz. Bunun için de 100'lük karot almamız gerekiyor. Yani ikisi o kadar farklı şey ki birbirinden. Ben bilmeyen, teknik bir insan olmayan birisi olarak öğrenciyim. Bir, ders bir, not bir. Birinci, evet, karot niye alınır? Bina performans analizi. Bina, bu yapının ne durumda olduğunu görmek için. Performans, evet, analizi için alınır. Dersimiz iki. İkinci karot neden alındı? Riskli yapı tespiti
için veri toplamak amacıyla karat örneği alınmak istendi fakat alınamadı. İkinci şey ise karat alımı için ise riskli yapı tespiti için numune gönderim. Numune. Evet, derse yeni başlayanlar için böyle sadeleştiriyorsunuz. Tamam. Birincisi bina performans analizi için, ikincisi de riskli yapı tespiti için numune. Ama ikincisi alınmaz deniyor. Yani bunun hepsini bir tanesinde yapaydınız deniyor. Ama şöyle bir şey vardı. Hepsinin şimdi birisi için 80'lik karot, yani 80 çapında bir karot, diğeri için 100'lük karot gerekiyor. Şimdi biz bina performans analizinin neticesinin ne olabileceğini önceden tahmin edebiliyor olmamız gerekiyordu ki öncesinden de 100'lük karot örneğini aldıralım. İkincisi zarar da verir. Kesinlikle. Deniyor. Hani şimdi 80'lik bir örnek almakla 100'lük örnek almak arasında ciddi farklar var. Yani siz sağlam bir yapıya 100'lük oyuk açmış olacaksınız. Hani bunu nasıl kabul edebiliyorsunuz? İki tane almak zarar verir mi kolonlara? İki tane almak zorundasınız zaten şu evrede. Hani zarar da verse. Çünkü numune alacaksınız, o numuneler gönderilecek bakanlığa ve değerlendirilecek. Bir depremin verdiği zarar varsa eğer, bir de karot testi alınırken verdiğiniz zarar. Tabii ki de yapı. Bir ufak deprem olsa bir daha gitti mi artık üçüncüde? Bunları yani yapmak zorundasınız çünkü zorundasınız. Bilimsel bir sonuç elde etmek zorundasınız siz. Hani farazi varsayımlarla bir şey yürütemeyeceğinize göre, hani karara varamayacağınıza göre, hele ki belediyeyseniz bu konuda, artık bir bilimsel sonuç elde edebilmek için bunları laboratuvar ortamında incelenmesi için örnekleri almak durumundasınız zaten. İkincisi de alındı. İkincisi alınamadı. Yani 100 karat örneğini alamadık. Gördüm videoda carr diye kesiyorlar, alıyorlardı. Bu tamamlanamadı mı o gün? Tamamlanamadı. Yarıda mı kaldı? O kadar da kesmiş kaldı. Bir de bari tamamlasaydı gelen ki. Neden tamamlayamadı? Şikayet mi oldu? Söylemiş. Evet, şikayet oldu. Orada yapılan iş legal ise istediği kadar şikayet edilsin. Legal fakat yanlış bilgilendirme. İşte insanların kaygıları üzerinden, esnafa kaygıları üzerinden bir siyaset üretmenin sonucu bu olmuş oluyor. Aslında bilgilendirilebilseydi, çok net bir şekilde doğru olanlar ifade edilebilseydi, esnafın da bu konuda tereddütü olmayacaktı. Belki doğru yardımcı olabilecekti. Doğru kim yapacak? Bunu muhalefetten çok beklememek lazım. Yani sizler açısından söylüyorum. Biraz da iktidarın, belediyenin, belediye yönetiminin doğru bilgilendirme yapılmadığı konusunda lazım. Bir şey, hani veri yok elimizde. Hani doğru bilgilendirme yapıldı fakat şöyle bir şey yanlış olarak aktarılıyor olması muhalefet tarafından. Yani şimdi siz belediye size dedi ki bunları yapacağız. Fakat muhalefet dediği takdirde işte siz de ikinci defa karot örneği alacaklar, yapınıza zarar verecekler. Bu normal değildir. Hele ki bunu bir teknik insan söylerse. Esnaf belediye değil muhalefete mi inandı? Yani nihayetinde esnafın şu an için bir kaygısı var. Şu kaygı durumuna hizmet edebilecek nasıl görüş varsa ona inanacaktır muhakkak. Evet. Bir tercih söz konusu olduğunda kendi kaygısına hizmet edebileceğine inanacaktır. Dolayısıyla ikincisi alınamadı. İkincisi tamamlanamadı. Tamamlanamadı. Yani tamamlanamadığına göre alma işlemi tam gerçekleşemedi. Evet, tam yani alınamadı. Evet. Ne olacak şimdi peki? İkincisi alınamadığına göre. Üçüncü hamle mi? Ya da ya bunu alınması lazım. Alınması lazım çünkü oradaki esnaf açısından da aslında bunun alınmasının iyi tarafları var. Fakat dediğim gibi o kadar yanlış ifade edildi ki bu konular. Bu faydalar göz ardı edilmek durumunda kalıyor şu anda. Şimdi oranın güçlendirilebiliyor olması da, yıkılabiliyor da olması da bu riskli yapı tespitinin sonuçlarına göre ortaya çıkacak. Şimdi biz neye göre güçlendirebiliriz ya da neye göre yıkabiliriz diyeceğiz ki elimizde buna bu rapora göre güçlendirilebilir diyor. Az önce kimi dinledik? Bayram bu raporun Bey'dini. Sonuçlarında evet. Güçlendirilebilir diye bir şey yazmıyor. Bu rapor sonuçlarında riskli. Yani raporu okuyup işte da kendi yaptığı yorum. İşte evet. İşte biz de yorumlara çok mahal vermek durumunda değiliz. Bir yorumla hareket edebilecek durumda yani değiliz. Bir kişinin yorumu önemli olduğunda. Değil mi? Mesela sizin yorumunuz çok önemli. Bir evet. Mimarsınız, bir yüksek mimarsınız. Teknik insan olarak sizin de yaptığınız yorum çok önemli. Ama bir veriye ihtiyacımız var. Şimdi bunu işte o rapor bir veri değil mi? O rapor. Yani eldeki rapor 300 raporun sayfalık. Raporun sonucunda zaten şu demiyor. Güçlendirilebilir demiyor. Riskli yapıdır diyor. Siz güçlendirilip güçlendirilemeyeceğini riskli yapı tespitinden sonra ancak öğrenebilirsiniz. Bu işin ikinci ama evresi. Mantıken yani hiç bilmeyen bir insan olarak rapor öyle bir şey demez sanki. Yani rapor ortada ne varsa onu ortaya koyar. Bunu okuyan teknik kişi de yorumunu yapar. Biz bunu güçlendirirsek olur diye. Sonsuz ihtimal var. Güçlendirilebilir, güçlendirilemez. %50, %50. Evet. Yani ne yapmalı, ne olacak? Yani bu ihtimallere bakarak da bir aksiyon almamız çok mümkün değil. Biz belediyeyiz burada. Evet. Hani o yüzden biz ortada sonuç olsun. Biz bunu sayısallaştıralım. Bilimsel bir sonuç üzerinden gidelim. Bizim amacımız bu. Yok değilse işte şu kişi şu yorumda bulundu. İşte ben yorumlarına saygı duyuyorum. Muhakkak bu konudaki deneyimleri saygı duyacak. Bu yorum kanun değil neticede ama aynen. Bir büyük firmanın, Deprem Güçlendirme Derneği'nin kurucu üyelerinden olan bir firmanın da inşaat mühendisi. Yani başka biri de görüş bildirebilir. Evet, çünkü belediye olarak aksiyon alırken dediğim gibi bu yorumlardan ziyade aslında bizim sağlık verilere ihtiyacımız var ki biz vatandaşa karşı da sorumluyuz. Ne diyeceğiz? Biz yoruma dayalı olarak biz güçlendirelim ya da yıkalım dedik. Diyemeyiz ki. Evet. Önce bir riskli yapı tespitini yapalım. Yani bir ikinci evreye geçelim.
Periş riskli yapı tespitini yaptıktan sonra onun sonuçlarına göre biz zaten eğer güçlendirebilecek miyiz? Bu fizibilitesi mümkün müdür? Rantabıl mıdır güçlendirmek? Değil midir? Evet. Maddi olarak daha fazla yük getirir mi? Getirmez mi? Bir sürü olasılık var bu konuyla alakalı. Ve olasılıklar üzerinden mesela konuşmak çok sağlıklı değil. Hani biz sonuçlar üzerinden konuşmak daha mantıklıdır. Yani olması gerekendir aslında. Şimdi bina performans analizi için yaptırılan rapora dayanılarak güçlendirilebilir denilemez. Tabii. Güçlendirilemez de denilemez. İki, riskli yapı tespiti için yapılması yarım kalan o tespit için onun sonucuna bakacaktık. Güçlendirme yapılır mı yapılamaz işte mı değil mi? Riskli yapıdır, yıkılacak denilecek. Diyecek. Evet. O zaman halk derken yani oradaki esnafa belediye bunu doğru düzgün anlatarak yine bir test daha alacağız bu sefer. Yani tepki göstermeyin, bu yıkılıp yıkılmayacağına, güçlendirilip güçlendirilmeyeceğine dair bir dayanak oluşturacak diye anlatsa, doğru düzgün de bir test daha alsa. Aslında bunlar anlatıldı fakat şöyle bir durum söz konusu. Dediğim gibi hani öyle bir korkutma senaryosu çizildi ki insanlar ister istemez endişede bulundu. Hani ben oradaki esnafların kaygısını da anlıyorum. Çünkü evet, yıkıldığı zaman hangi koşullarda yapılıp yapılamayacağına dair onların endişeleri de var. Bu konuda aydınlatılması gerekiyor. Fakat farazi olarak konuşuyoruz biz bunları hep, farkındaysanız. İşte imar durumu ne olabilir ne olamaz. İşte çünkü ilerlemeyen bir süreç var, yarım kalan bir süreç var. İmar durum bellidir ama orada nasıl bir, yani yıktıktan sonra orası ne olacak? Orası bir sık ayrı zamanda, aynı zamanda. Onun için bellidir, yani işte, evet. Ama belli işte olamıyor. İşin içine kurul ayağı da işin içine kurul ayağı da girdikten sonra nasıl bir tasarımın olacağı? Kurulun ne diyeceğimi belli değil. Yani. Çünkü evet, onlar öncelikle bir projeyle gitmemiz gerekiyor. Evet. Yani bir yüzden, de o var tabii. Yıkıldıktan sonra aynı binanın yapılıp yapılmayacağı da tartışma konusu. Evet. Yani bunun ne kadar rantabl olup olmadığı keza tartışma konusu. Yani dediğim gibi sayısal olmayan, somut olmayan veriler üzerinden farazi olarak konuşuyor oluyoruz. Biz sadece yıkılır mı, yapılır mı, güçlendirilir mi, ne olur ne olmaz diye. Biz başvurduğumuz riskli yapı tespitinin nasıl sonuçlanacağını bir bekleyelim. Öncelikle bir numunelerimizi alalım. Numunelerimizi paylaşalım bakanla. Bakanlık bunu incelesin. Şimdi bir daha numune alınacak o zaman değil mi? Numune alınacak. Evet, alınacak. Ondan sonra ikinci madde olan riskli yapı tespiti için evet, başvuruda bulunulacak. Onun da sonucu herhalde çok uzun sürmez, kısa zamanda öyle çıkar. Onu bekleyeceğiz. Evet. Onun sonucunda güçlendirilip güçlendirilemeyeceği ortaya çıkmış olacak diye durumu anlatıyoruz evet, o zaman. Bir de şu var, biz bakanlığa gittik sorduk. Belediye böyle bir müracaatta bulunmamış deniyor. Şurada bir belge var. Avukatın ismini söylemeyeyim. Konunun avukatı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gitmişler. Belediyenin böyle bir müracaatı yokmuş sonucu çıkmış bu verilen resmi evraktan. Burada halka yanlış bilgi mi verildi diye. Şimdi avukatımız neyi aramış? Hangi sonucu aramış? Ben kısaca hemen hızlıca okuyayım. Avukatın ismi yazıyor. Tarihli 19.1.2021 tarihli başvurusu. İlgi dilekçeyle İzmir ili Bergama ilçesi 25 ada 25 parsel üzerinde bulunan, taşınmaz üzerinde bulunan yapıya ilişkin 6.306 sayılı kanun kapsamında müdürlüğümüzde herhangi bir süreç yürütülüp yürütülmediği, eğer yürütülüyor ise süreç hakkında tarafımıza bilgi verilmesi talep edilmiştir. Müdürlüğümüz kayıtları incelendiğinde bahse konu ada parsel için başvurularına istinaden malik olan Bergama Belediye Başkanlığı adına yetki tanımlaması A.R.A.A.D. Neymiş bu? Afet riski altındaki alanların dönüşümü sisteminde yapılmıştır. Ancak ARAT bilgi sistemi üzerinden 17.2.21 tarihi itibariyle yapılan sorgulamada herhangi bir riskli yapı tespiti işlem kaydı oluşturmadığı görülmüş olup müdürlüğümüze de riskli yapı dosyası sunulmamıştır demiş. Şimdi avukatımızın öncelikle ne yaptığımızı iyi takip edebilmesi gerekiyor. Biz ne dedik? Riskli yapı tespiti yaptık dedik mi? Demedik. Buna başvurduk dedik mi? Demedik. Biz ne dedik? Bina performans analizi yaptık. Tabii ki olmaz diyorsunuz o zaman. Yani, öyle bir evet, başvuru tabii çünkü ki olmaz. Çünkü öncelikle bir dediğim gibi başa dönüyorum tekrar. Numune alabiliyor olmamız lazım. Yani o dediğim gibi numuneleri bakanlığa gönderebiliyor olmamız lazım ki. Birinci numuneden sonra başvuruldu dendi diyor. Biz birinci de gittik numune, yok diyor. Fakat şöyle bir şey. Birinci numune dediğim gibi 80'lik karat örneği alınır. Evet. Orada bir yanlış anlama var herhalde. Kesinlikle evet, yanlış anlama var. Biz 100'lük karat alabilir miydik? Evet arayabilirdik. Fakat dediğim gibi ya yapı sağlam çıksaydı? Niye 100'lük karat alalım da o zaman? Anlamsız olmaz mıydı? Hani deselerdik bize 80'lik değil de 100'lük karat neden almadınız? O zaman işlemi tek bir defa ne olurdu, yapmış sağlam olursunuz. Çıksaydı ve yüzlük alınmış olsaydı, sağlam çıksaydı ne olurdu? Binayı terk etmek durumunda kalmazdık zaten. Bütün bu olaylar olmak durumunda tamam, kalmazdık. Bir yüzlük bir delik açmış olurduk yani oraya. Ya, o zaman ben anlamak için soruyorum, pardon. Baştan mı yüzlük alınmalıydı? Bir kere de mi halledilmeliydi? Şimdi
Bu dediğim gibi radyo konuşmalarının bir tanesinde ifadeler böyleydi. Neden defaatle sürekli karot örneği alınıyor. Bir kere de alınıp olsaydı. Şimdi dediğim gibi biz yapının sağlam olup olmadığını gözle anlayamayacağımız gibi öncelikle bu işlemlerin başlatılması gerekiyordu ve öngöremediğimiz için bina performans analiziyle başladık biz bu işe. Yani yapı ne durumdadır? Öngöremediğiniz? Bina riskli mi değil mi? Dışarıdan bakarak bunu anlayamıyoruz. Evet. Bunu öngöremediniz. Bunu öngöremedik, evet. Bu normal tabii, yani bakarak anlaşılmaz. Şimdi o yüzden yüzlük riskli yapı tespiti için gerekli yüzlük karotu neden bina performans analizi evresinde aldıralım? Ya yapı dayanımı varsa? Varsa vardır, oturulmaya devam eder. Tamam, niye yüzlük aldıralım? Yüzlük zarar mı veriyor çok? Kes, evet. Ha. Alınca o zaman teste gitmeden daha yola çıkmasa bile hemen zarar test, zarar birbirinden şey, farklı test. Şimdi oturulamaz hale geliyor. Oradan aldıkları numuneyi bakanlığa mı gönderilecek bir de? İkisi farklı test bir de. Öyle bir gerçek de söz konusu. Yani bina performans analiziyle riskli yapı tespiti farklı şeyler. Yani ilk başta yüzlük almak bina için risk mi oluşturuyor? Yani ya şöyle bir şey. Cehaletimi mazur görün, anlamaya çalışıyorum. Lüzumsuz bir işlem yapmış oluyorsunuz ve binaya zarar vermiş oluyorsunuz. Ya sağlamsa ama zarar vermiş oluyoruz. Evet. Evet. Yüzlüğü ikincide alırsanız yine daha büyük bir zarar olmayacak mı? Ama riskli yapı. Şimdi şunu öngöremiyorsunuz artık ki bina... Artık zaten riskli. Evet. Battı balık yan gider deyip alıyor musunuz ikinci? Böyle bir mecburiyet var. Bu keyfiyetle alakalı bir durum değil. İlkinde hemen o risk alınmaz diyorsunuz. İlkinde alınması mantıksız çünkü dediğim gibi eğer yapı sağlam çıkarsa siz oraya yüzlük bir şey yapmış, zarar vermiş durumda olmuş oluyorsunuz. Sıvanamaz mı o? Ya sıvayla telafi edilebilecek bir dayanım değil, söz değil konusu evet. Değil maalesef. Öyle. Devam edeceğiz, bir ara verelim değerli izleyiciler. Bu konuyu bağlarız aradan sonra. Ondan sonra biraz daha sohbet ederiz. Egedesonses.com Egedesonses.com Devam ediyoruz değerli izleyiciler. Aranın ardından konuğumuz AK Partili Bergama Belediye Meclis Üyesi, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Yüksek Mimar Sayın Ayşegül Altuğ. Son güncel gelişmeleri, daha doğrusu ağırlıklı olarak şeyi konuşuyoruz, belediye binası. Bununla ilgili son meclis toplantısında, Mart ayı meclis toplantısında gündeme gelen, Sayın Altuğ'un da sözü aldığı ve bazı yanlış bilgilendirmeler mevcut, bunları düzeltmemiz lazım dediği konuşmasından hareketle gerçekleştiriyoruz bugün bu programı. Ben yararlı da olduğu kanaatindeyim. Verdiğiniz bilgiler bizim de sorularımız ışığında tabii. Eksik kalan bir yön var mı? Bir de dikkatimi çeken şu olmuştu. DD1 zemin sınıfı diye bir sınıf, böyle bir terim yok dediniz siz. Böyle bir ifade, zemin sınıfını nitelemek açısından kullanılan DD1 diye bir ifade yok. Zemin sınıfları ZA'dan başlar. Bu da burada kullanıldı. Evet, burada kullanıldı. Evet, burada neler olmuş ben farkında değilim. Ben yok muydum o sırada? Siz buradaydınız. Keşke ben olmuş olsaydım. O zaman şöyle, keşke ben de olmuş olsaydım diyorsanız karşılıklı da bir program gerçekleştirebiliriz. Hep bilir kişiler, meclis üyeleri bir arada. Öyle bir şey iddiam yok, bilir kişilik ya, teknik gibi. İnsansınız nihayetinde, inşaat mühendisleri, mimarlar bu işleri. Herkesten iyi bilirler. Böyle bir zemin sınıfı yok mu? Yok, öyle bir zemin sınıfı yok. O DD1 ifadesi deprem hareket yer düzeyini anlatan bir ifade. Bu genelde tasarımı yaparken, yapıların tasarımını yaparken kamu binaları, yani depremden sonra da yaşanılması devam etmesi gereken binalar ya da normal konut gibi binalar diye sınıflara ayrılıyor. Bu sınıflara ayrılırken kullanılan ifadelerden bir tanesidir DD1. Zaten raporda da bu şekilde anlatılmış. Hani bizim herkese geç de olsa dağıtmış olduğumuz raporda da bu şekilde ifade edilmiş. Dediğim gibi başa dönüyorum tekrar ama rapor etraflıca okunmuş olsa bu şekilde yanlış ifadeler de olmuş olmazdı. Okunmamış görünüyor. Yani evet, öyle rapor mi? Okunmamış. Her şey yolunda mı gidiyor sizce? Yolunda olmayan hiçbir şey yok mu? Raporda olsun, raporun sonucuna ilişkin sizlerin uygulamaları olsun. Hiç ya şurada şu oldu. Yani her şey yolunda mı gidiyor? Şöyle profesyonel şey bağlamda bu işçilerin işleyişini incelediğimizde, yani bir akış şeması olur. Akış şemasına uygun bir şekilde ilerliyor. Raporda yani, sizin yaptığınız uygulamalarda belediye olarak yani her şey yolunda yani. Evet. Yani dediğim gibi bir iletişim önemli yalnızca. Birazcık daha fazla iletişim bu konuda arttırmalıyız ki yanlış bilgilere mahal olmasın. Tabii. O nedenle biraz da bugün bu programı gerçekleştiriyoruz. Bu konuyla ilgili başka söyleyeceğimiz, yani rapordur, bakanlığa müracaattır, testlerdir, numune alım
hamleleridir vesaire bu konularda. Peki bundan sonrası ne olacak? İmar durumu konusunda o kurul ne diyecek onu bilmiyoruz diyorsunuz. Tabii o işin o ayağı da var. Hani dediğim gibi bundan sonrası artık ihtimaller söz konusu. Yani öncelikle netleştikçe bu ihtimaller artık olasılık olmaktan çıkıp birer sonuç haline gelmiş olacak. Yerine yeniden aynı şekilde binanın yapılıp yapılamayacağı henüz belli değil. Kurula evet. Sorulacak. Çünkü orası bir sit alanı biliyorsunuz. Keza tescilli bir yapı söz konusu, Haluk Elbe var yanında. Size göre tahmininiz ne? Yani sadece tahmin açısından soruyorum. Yapılabilir mi, yapılamaz mı? Şöyle bir ihtimal söz konusu. Çünkü orasının eski projeleri de mevcut. O eski projelerdeki yapının tekrar rekonstrükte edilmesi, tekrar baştan yapılması, yeniden yapılması söz konusu olabilir. Fakat dediğim gibi bunlar birer ihtimal. Yani ihtimaller üzerinden de konuşmayı çok sağlıklı bulmuyorum. Gayri resmi olarak öğrenilemez mi kurulda? Gayri resmi olarak öğrenilemez. Kurul genelde kendisine somut verilerle gittiğiniz takdirde size cevap veriyor. Yani kurulun iş şekli bu. Hani kurul sanılarınızı işte neticeye bağlamak, işte meraklarınızı gidermek amacıyla çalışmıyor genelde. Dediğim gibi bir proje getiriyorsunuz önüne, uygundur ya da değildir şeklinde kendi bir takım kıstasları var. O kıstaslar bağlamında değerlendiriyor ve yanıtlıyor bunları. Genel geçer yolu bu tabii evet. Yani. Kamera önünde konuştuğumuz kısmı bu. Yani Türkiye'de neler oluyor öğrenilir yani bir şekilde ama tabii yani o yöntemi uygulamak lazım. Ama en çok merak edilenlerden bir tanesi de kat maliklerinin, vatandaşların da yerine aynı şekilde yenisinin yapılıp yapılamayacağı. Onu da kurula müracaat edilecek. Kurula müracaat edilme evresi ne zaman peki? Yıkıldıktan sonra mı? Tabii. Yıkılmadan edilemez. Şimdi dediğim gibi yıkılacak ki orasının durumuyla alakalı elimizde mevcut projeler vardır yoktur. Çünkü yanılmıyorsam kesin ve net olarak konuşmak istemiyorum. Bir eski projesi mevcut diyebiliyorum ben. Bu mevcut binası yapılmadan önce kullanılma amacı belirtilmiş binanın şeyleri mevcut. Projeleri mevcut. O projelere uygun mu yapılacak? İşte dediğim gibi bambaşka yapılaşma koşulları mı içerecek? Bir yıkılması gerekiyor ki ondan sonraki ayaklar başlayabilsin. Çünkü hali hazırda mevcut olan bina için biz işte tasarım şeyi geliştiremeyiz. Belki de yıkılmayacak ama. Belki de yıkılmayacak. Belki de güçlendirilebilecek. Evet. Öyle bir sonuç çıkacak ki güçlendirmek bunun için elverişli çıkacak. Bunun sonucunda da ikinci numunenin alımının tamamlanması ve incelemeye gönderilmesinden sonra. Evet. Bu takribi ne kadar sürer? 1-2 ay olur mu? Bununla alakalı net bir bilgi veremeyeceğim. Çünkü gerçekten şu evrede özellikle, hani çünkü depremi yeni atlattık. Belki işlemler hızlanıyor olabilir bu evrede de. Daha hassasiyetle davranılıyor olabilir. Şimdi bir daha gelinip alınacak ama. Evet, bir daha gelinip alınacak. Evet, tamam. Buna eklemek istediğiniz bir şey var mı bu şöyle belediye bir şey, binası yanlış konusunda? İfadelerden bir tanesi de şöyleydi, ben aklımdayken hemen söyleyeyim. Burada hatta alıntı da yapmış şekilde belirteyim size. İfadelerden birisi bu. Demir korozunu açık bırakılıyor ve kapatılmamış denilmiş. Bir de okuyorum ifadeyi olduğu gibi. Evet. Bir de alınan karot örneğinden de öte kolonlar kırılmış. Demiri görecek kadar kolonlar kırılmış. Şimdi dediğim gibi raporda aslında hangi usulle nasıl işlemin yürütüldüğünü çok net bir şekilde ifade etmişler. Hatta bir tanesinde diyor ki biz röntgenle baktık. Donatıların durumunu tespit ettik. Donatıları göremediğimiz durumlarda bazen beton sıyırma işlemini de yaptık. Çünkü donatılar korozyona uğramış mı, işte az önceki uzmanımızın bahsettiği gibi nem almış mı, almamış mı, bunları da tespit edebilmemiz gerekiyor. Şimdi bunları tespit edebilmemizin yöntemlerinden bir tanesi, hatta yöntemi bu betonu sıyırıp donatının durumuna bakmak. Hani demir görebilecek şekilde beton bırakılmış deniliyor ya, işte bu işlemi yapabiliyor olmamız için, aslında bu testi yapabiliyor olmamız için bu gerekiyor. Yani bu doğru bir işlem. Yanlış bir işlem değil. Anlatmaya çalıştığım şey. Şimdi bir tane numune alım hamlesi yapıldı. Evet. İkincisinde bu yarıda kaldı. Hı-hı. Tamamlanamadı. Mecburen bir daha yapılacak. Şimdi 2,5 numune alınmış olacak. 2 olacaktı evet. Normalde. O tepki evet. Nedeniyle 2,5 kez. Diğerini yarım kabul edersek 2,5 kez mi alınmış olacak? Evet. Kolon kesildi dedi Sayın Başkan i̇şte konuşmasında. Kolon geçmişte galiba gördünüz mü? Siz gidip incelediniz ben mi? Ben gidip incelemedim fakat raporlara baktım. Orada fotoğraflar da mevcut. Raporda da zaten şöyle diyor. Düşey taşıyıcıların sürekliliğinin olmaması söz konusu. Yani temeldeki filizlerle taşıyıcılar aslında birbirlerine entegre olmamış. Bağımsız birbirlerinden. O kolon neyi taşıyor? Binayı mı taşıyor? Kendini mi taşıyor? Hani bir muğlaklık söz konusu burada. Ondan ötürü yani. Kesik yok. Muhtemelen kesik denilenden. Şey kasıt bu. Çünkü süreksiz bir düşey taşıyıcı kolon diyor. Kolon kesilmiş deyince şimdi bütün belediye başkanlarının dönemi sorgulanır oldu. Sizin döneminizde mi gidildi kesildi? Bizim dönemimizde mi gidildi kesildi? Herkes şimdi fiziksel olarak kesik bir görüntü olduğundan mütevellit diyorum böyle bir ifade söz konusu.
Evet. Hani çünkü temelle entegre olmayan bir kolon yapısı söz konusu buradaki rapora göre. Ben rapor okuduğumdan sonuçla konuşuyorum. İman gücüyle mi duruyor orada o yani? Artık diğer kolonların gücüyle diyeyim ben. Evet. Dolayısıyla bu belediye binası bahsini böylelikle kapatmış olalım. Yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Bir iki daha sohbet ederiz. Belki bir, şunu da sormak istiyorum ben. Belediye meclis üyelerinden Nezih Bey, Sayın Nezih Özuyar, İyi Partili üye. Sanıyorum onun konuşmalarını kastettiniz ağırlıklı olarak. O da o çünkü teknik insan muhalefetten. Bu konuda teknik. Dedi ki, belki buna bir yanıt vermek istersiniz. Üzülerek ifade ediyorum ki, iktidar partilerine mensup meclis üyeleri birçok konuyu son dakika öğreniyor. Onların da haberi yok bir şeyden. Ben bunu üzülerek söylüyorum ama böyle dedi. Öyle mi gerçekten? Yok, biz istişare kültürü oldukça geçmişi sağlam bir partiyiz. İşin açıkçası biz 15'te bir zaten 15 günde bir kendi aramızda gündemden bağımsız olarak istişare ediyoruz. O yüzden meclis üyelerimizin bu konulardan habersiz olması çok mümkün değil. Hani dediğim gibi 15 günde bir zaten kendimiz toplanıyoruz. Yönetim olarak keza yönetim kurulu toplantılarında bulunuyoruz. Meclis üyeleri olarak toplanıyoruz ve başkanımız yaptığı çalışmalardan bizi bilgilendiriyor. Hani hiçbirine, evet, hiçbirisi bizim için şok edici bir karar olmuş olmuyor. Evet. Son iki yıl, bu ayın sonunda dolacak iki yıl, geride bıraktığımız iki yıl nasıl performans iyi gidiyor mu? Sizin performansınız, iktidar partisi olarak Sayın Belediye Başkanı'nın performansı, her şey umduğunuz gibi gidiyor mu? Yolunda gidiyor mu? Zaten hedeflediklerimizi yapıyoruz. Hiç aksaklık olmadı. Her şey yolunda gidiyor. Dört dörtlük. Elimizdeki olanakları oldukça iyi kullanabildiğimizi düşünüyorum ben. Yani hatta çok basında söz de ediliyor, işte bu belediyenin projesi değil, bu belediyenin değil, şu kurumun projesi, bu devlet projesi, şudur budur. Herhalde başkan olmak ya da lider olmak böyle bir şey. Başka kurumların da potansiyellerinden, performanslarından faydalanabiliyor olmakla alakalı. Sadece kendi bütçemizle, kendi bütçemizden, öz kaynaklarımızdan karşılamak değil mevzu. Başka kurumların da öz kaynaklarını kullanabiliyor olmak, herhalde liderlik böyle bir şey ya da başkan olabiliyor olmak böyle bir şeydir, değil mi? Hani bu kurumlar işte ya da bu bakanlık vesilesiyle yapılan işler sadece bizim dönemimize özgü değildir. İsteyen belediyeler bunlardan istedikleri takdirde istifade edebiliyorlar eğer bir projeleri varsa. Biz bunları iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü başkanımız zaten hafta 7, 8... Liderlik bu olsa gerek diyorsunuz. Evet. Evet. Yani sadece kendi kaynaklarını artık kullanabilmek değil, başka kurumların da kaynaklarını kullanabiliyor olmak gerekiyor. Bunun üstüne laf söylenmez artık deyip yavaş yavaş... Estağfurullah. Hani bu konuda... ya, güzel yanıt oldu da. Onun için teşekkür ederim. Var mı bir eklemek istediğiniz bir şey var mı? Rica ederim. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Değerli izleyiciler, AK Partili İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediye Meclis Üyesi Yüksek Mimar Sayın Ayşegül Altuğ ile son gelişmelere ilişkin sohbet ettik. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Ege'de sonses.com